Sağ olun. Hepinize sevgiler, saygılar. Ben 1953 yılında İstanbul'da doğdum. Anadan doğma görme engelliyim. Hatta sol tarafımda göz bile yok. Bir gözüm hiç yok. Sağ tarafta var ama keşke işe yarasaydı. Ben öyle bir şey oldu ki bu şekilde dünyaya geldim ve ölene kadar da böyle sürecek. Herhangi bir düzelme imkanı yok. O zaman ben bu dünyada öyle yaşayacaksam neden yaşadığım dünyayı öğrenmeyeyim ki? Hakikaten öğrenmezsem görme engelliyim ve görme engelli olarak kalacağım. Neden ben çevremi anlamayayım? Ne nasıldır? O kadar meraklandım, ben ressam olayım filan diye böyle bir şey yok. Sadece yaşadığım dünyayı tanımak. 6 yaşlarında iki avucumun içine sığabilecek şeylerden başladım. Ama görenlere sormak zorundaydım. Yani bir şeyi elime aldığım zaman, bu nasıl durur? Bunun ismi nedir? Hangi renktedir? Başka renklerde olur mu? Hep ezberlemem gerekiyordu. Ya ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben kabağı ağaçta yetişir zannediyordum. Diyordum ki ya altında gölgeliyken kafaya düşse ne olur. Sonra öğrendim yerde olduğunu. Ve başladım ben, yalnız benim birinci yardımcım babamdı. Beni hiçbir zaman engellemedi. Yani sen onu yapamazsın, bırak ben yapayım falan demedi. Arkamdan takip etti, onu biliyordum. Her konuda benim kendi kendime başarmamı istedi bir şeyleri. Ve öylelikle kendime güveni kazandım ve bu başarıyı elde ettim esasında. Biraz da isteğe bağlı bir şey. Yani bir şeyi istiyorsanız mutlaka inat ederseniz, üzerine giderseniz başarılacak bir şey. Yani başarılmayacak bir şey yok. Ben anadan doğma görme engelliyim ve dünyanı mı tanımak istiyorum. Hiçbir eğitim almadım. Yani ilkokul derecesinde eğitimim var. Yani öylesine okula gittim geldim ama resim üzerine hiçbir bilgim yok. Bir dersim yok. Bütün teknikleri kendim yaptım. Zaten dünyada tek olmamın sebebi bütün teknikleri kendim yapmam, perspektifi yapabilmem, gölgeye ışığı verebilmem, boyutları yapabilmem. Bunu zaten Harvard Üniversitesi'nde cihaz içine sokup MR'ın içindeyken resim yaptırmaları parmak uçlarımın gördüğünü ispat etti. O yüzden dünyada tek olduğumu söylüyorlar. Yani bir tane daha hiçbir resim dersi almadan ve bu perspektifi başarabilen görmez yokmuş. Yani bu bilim adamlarının söylemesi. Şimdi bakın enteresan bir şey anlatacağım. John, vakti bildireceksiniz değil mi? Şimdi hep ben bunu anlatıyorum her yerde ama çünkü ilginç olduğu için bir daha anlatacağım. Elma yapmak istiyorum. Kırmızı diyorlar, bir de yeşili var. Ben kırmızı elma yapacağım. Şimdi elmayı tamam, kartonun altına kağıtlar koyuyordum ve çiviyle çiziyordum. Hiçbir zaman kalemle çizmedim ve fırça da kullanmadım. Boyarken ellerimle boyamak zorundayım. Tamam, parmaklarım gördü çizgiyi. Çünkü o elmanın kabartma çizgisini bana gören biri çizdi. Ben onu model olarak koyup işte elmayı çizdim diye görenlere gösterip oldu mu oldu. Çünkü kendim karar veremiyorum. Soruyorum insanlara, oldu mu oldu. Hatta şey oluyor, ya bunu sen mi çizdin, ben çizdim, git ya bizi yeme falan diyorlar. O zaman yaptığımı anlıyorum zaten. Şimdi elmayı çizdim, tamam. İlk zamanları anlatıyorum. Boyayacağım, boyayı nasıl alacağım? Hemen şöyle boyalara elimi uzatıyorum. Bu kırmızı. Eğer bunu boyadıktan sonra aynı yere koymazsam, tabii benim için problem. Bunu şimdi John'a dizdirdim de. Bazen karıştırıyorum, Skype'tan falan gene görüyor. Karıştırınca biraz şey yapıyoruz, yardımcı oluyor.
Mesela mavi diyorum, bu mavi, mavi şu. En sondaki yeşil zaten. Bu baştaki siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil. Boyalar bu sırada durduk. Ya, sarı kahverengi değiştirdim. Niye değiştirdin? Ben kör müyüm diye deniyorsun değil mi? Anladım, anladım. O zaman değiştiriyorum sarının yerini. Tamam, bu sarı. Tamam, doğru işte. Kör mü kandırıyorsun ya? Öyle şakalar yapıyoruz arada. Şimdi benim peysajı öğrenmem zor oldu. Yani perspektifi öğrenmem zor oldu. Ben bir gün gittim şeye, Marmara Üniversitesi'ne, yarım saat kadar dersim de odur. Şeye dedim ki, bir yaşlı bir hoca vardı. Perspektifi öğrenmek istiyorum ama teknik anlatsa bir şey anlamayacağım ki. Bana şunu çizdi. Hocam bu ne dedim? Yol dedi. Nasıl yol ya? Araba yolu. Peki, şimdi perspektife uygun yapıyoruz ya. Perspektife uygun çizgi çizdik. Hani oluyor ya yolun arasında böyle çizgiler oluyormuş. Oğlum dedi, perspektif bu dedi. Hocam nasıl perspektif bu ya? Külah gibi bir şey bu. Buradan dedim, arabalar böyle geldi, burada tıkandı trafik. Ne olacak? Yok dedi yavrum dedi. Bu dedi 30 metre bir yol, en geniş yeri. İleriye baktığın zaman bunu görürsün. Sen ne kadar hızla ileriye gidersen git, ister 300 kilometreyle git, gene ileriye baktığında bunu görürsün. Ha tamam, yani anladım mesela, yani nasıl anladıysam. Ondan sonra eğer evler varsa ileriye doğru, aynı boyutta evler, yandan bakıyorsanız evler ileriye doğru küçülüyor, birbirlerine yaklaşıyor ve her uzaklaşında birbirlerine yaklaşıp küçülüyorlar. Bu şekilde perspektifi anlamaya çalıştım ve öylelikle çalışıp da hep böyle model olarak şeyler buldum. İnsanlara gösterdim tabii, görenlere. En sonunda başardım, öylelikle başardım. Şimdi şeye gelelim. Ha neyse, bunun üstünde çizeyim ya. Şurada boş yer var nasıl olsa. Ya, şimdi şu elma. Bu elmaya ışık gölge vermem lazımmış, onu yapmaya çalıştım. Bir elmanın yuvarlaklığını göstermek için ayırım şöyle olması lazımmış, ay şeklinde. Bunun gölgesi varmış. Bu gölge de ışığın oynamasıyla gölge uzar, kısalır falanmış. Bir gün babama yaptım, indirdim, dedim baba bak bakalım nasıl olmuş. Babam baktı, aa ne güzel iki elma dedi. Baba eyvah dedim, bir şey var. Baba dedim, orada iki elma yok, bir elma var ya. Yok dedi oğlum, gözüme mi inanacağım sana mı, iki elma dedi. Neden öyle diyorsun baba dedim. İki tane kırmızı elma yapmışsın dedi. Aa onun biri gölge dedim. Yavrum dedi, elma kırmızı, gölge kırmızı olur mu dedi. Ben bilmiyorum ki. Peki baba dedim, kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur dedim. Babam bana cevap veremedi, kaldı. Hakikaten ne renk olur oğlum? Ben ne bileyim baba, sen bilemezsen ben nereden bileyim? Sonradan gölgesinin taban rengi neyse onun hafif koyuluğunda olurmuş. Elmanın kırmızılığı, yeşilliği fark etmiyor. Onu da hemen kısa olarak size, çünkü vakit çok dar bir vakit olduğu için fazla uzun anlatamıyorum. Bana esasında 4-5 saat lazım da. Şimdi 7 dakika var dedi ya. Şimdi peysaja gelelim. Ben bir manzaranın önünde oturduğum zaman, deniz manzarası diyelim. Ya gökyüzü ne renk? Mavi. Deniz ne renk? Mavi. Hayda, ikisini nasıl ayırıyorsunuz ya? Baktığınız zaman şurası deniz, burası hava nasıl diyorsunuz? Ufuk çizgisi varmış, dümdüz. O ufuk çizgisinin üzerinde havanın mesela hafif açık olursa, su daha koyu olurmuş uzak yerleri. Kendinize yaklaştığı zaman suyun rengi açılırmış. O ufuk çizgisini o zaman anlıyormuşsunuz. Bu düz ufuk çizgisinin olması da dünyanın yuvarlaklığını gösteriyor. Yani bir gemi geliyorsa size doğru, önce bacası görünüyor, sonra gövde çıkıyor. Demek ki ileriye doğru iniyor. Onu mantığımla düşünmeye başladım. Neyse, şimdi fazla uzatmayayım ben. Şimdi şurada bir daha evvelden şöyle bir şey yaptım ben. Bilmiyorum beğeniyor musunuz? Çünkü bunu evvelden yapmasam çok vakit alan bir şey, bu kuruyacak falan. Çünkü hemen yaşken ikinci boyayı yapmama imkan yok, bekliyorum.
Onun için bunu önce hazırladım. Bazı yerleri var yapılacak ufak tefek şeyler vakte göre. Ben hemen şu üstümü değiştirivereyim. Siz beni çalışırken atölyede görseniz rengarenk boyalar yürüyor zannedersiniz. Bu arada John'la bir gün şeye uçaktayız. Uçak beni oturttu cam tarafına. Ya şey geldi. Hostes geldi. John'a diyor ki beyefendinin gözlerinde problem mi var? Yavaş söylüyor, ben duymayayım. Şimdi John dedi ki, yok dedi, hiç problem yok. Niye? Gözü yok dedi. Bir de kahve soracak, John'a diyor ki, kahve içer mi beyefendi? Ya ona sorsana. Tamam, ona yavaş söylüyor da bana diyor ki, beyefendi kahve içer misiniz? Ya niye bağırıyorsun? Şimdi boyalarımız burada. Önce ben şöyle bir, mesela ilk çalıştığım zamanlar, şunu alalım. İlk çalıştığım zamanlar şey yapıyordum, kartondan kesip öyle içini boyuyordum. Tabii şimdi artık teknik gelişti. Bu gördüğünüz teknik yorgan ipi. Şey kesildi. Ne oldu sese? Bazen cep telefonu da böyle oluyor ya. Yorgan ipiyle şeyleri yaptım. Şimdi öyle bir şey ki buraya bu resme göre bir küçük bir şey yapmam lazım. Çizgimiz gerekmiyor. Yok, kes gitsin. Kesmez olur mu John ya? Ben onu ustalıkla kesiyorum da. Şimdi bakın. Bu denizin elimle şimdi ben burayı görüyorum. Şuraya bir yelkenli koyacağım. Hemen beyaz boyamızı alıyoruz. Neyse. Şimdi şöyle yapıyorum. Evet, kaldırıyorum. John, şunu atabilirsin. Oldu mu? Tamam, oldu. Allah Allah. Ya bu paletim olsaydı getirmiştim ben paletim. Heh, geliyor mu? Çünkü vakit de kalmadı. Rekor kıracağız. 5 dakikada ama rekor. Bence anlatırsın bu. Şimdi önce astar vurmadan öyle bir şey ki bir görmezin hayal etmesi çok uzun zaman alan bir şey. Hemen bir görmezin eline ver bir tane kalemi de hemen düşünsün de yapsın. Bu hayal etmesi çok olanaksız bir şey gibi. Ama benim öyle bir şey oldu ki 55 seneden beri artık hayal edebiliyorum. Çizgi olarak ama. Mesela rüyalarım bile mesela merak ederler, bir görmez hani rüya görür mü falan. Evet, rüya görüyorum ama şu andaki gibi. Herhangi bir görüntü yok ama çizgi olarak. Beyazımızı şuraya koyduk. Dur, elimi ayağımı birbirine sokturdun. Ya dur, korkutma beni bir dakika ya. Bu biraz büyükçe. Neden büyükçe? Çünkü kendime doğru artık perspektif olayı var ya, büyüdü dalgalar. Yaklaştıkça, hop. İşte dalgayı nasıl yapıyorsun? Böyle dalga geçiyorum işte. Yapıyorum yani. Şimdi öyle diyorum da anlayayım diye dalgaları. Bunları küçük yapmam gerekiyor. Çünkü bunlar en uzakta ya. Vallahi boyandı mı boyanmadı da bilmiyorum ha. Kör olayım doğru söylüyorum bunu bilmiyorum ya. John'la bir gün şeye gittik.
yemek yemeye. John benim huyumu biliyor. Ben maydanozdu, bilmem neydi, böyle soğandı falan, acı biber hele. Geldiği zaman ayıp oluyor, ağzından da çıkaramazsın. Onu artık yemek zorunda kalıyorsun. Onun için huyumu biliyor, karşıma oturuyor. Şimdi uzanıyor uzanıyor, benim tabaktan alıyor. Bir gün bir omzuma biri geldi, tık tık. Ne oldu dedim. Amca dedi, karşındaki bayan yemeği götürüyor, haberin olsun dedi. Ben dedim ki, ondan doymuyorum bundan gelince ya. Beyaz karıştırdım mı ben bunu? Yeri boş da, bu muydu beyaz ya? Beyaz bu muydu? Ha, karıştırdım da, ha bu tarafta, pardon. Körlüğüm belli oldu ya John ya. Vallahi billahi. Hiç böyle resim yapmadım. Çünkü benim özel, yani hem karanlıkta yapmam lazım. Hiç aydınlıkta yapmadım. Dur. Az kaldı. Makası boyuyordum ya. Gerçekten oluyor mu ya? Ya alkışladıklarına göre oluyor ya. Bak, devam et. Eşref, devam et. 3 dakika kaldı ya. 2,5 dakika mı kaldı? Allah, 10 saniye kaldı. Evet ya, bize bir torbil yapın ya. Var mı? Evet. Çok teşekkür ederim Barış Bey. Evet. Az kaldı zaten. Bu kayalar da burada, kayalar var da. Dur, şu kısmı yapmış mıydım? Şimdi unutuyorum bazen. Çünkü kendi kendimeyken çok konsantre olmam lazım. Yani hep böyle dokunuyorum da dur. Bu da biraz geniş olması lazım çünkü bu da yakın sayılıyor. Hop. Vallahi bu kadar oldu galiba. Ha, siz görüyorsunuz zaten. Şimdi bu tabii daha detaylı yapabilirim ama burada ortam tam benim resim yapabileceğim bir ortam değil. Onun için kusura bakmıyorsunuz. John, oldu mu? Sen söyle. Harika oldu. Vallahi mı? Allah. Şimdi ben neyin ne renk olduğunu gören insanlardan sorarak ezberledim. Boyalarım da dizili ya. Evet. Hangi renk hangi sırada biliyorum. İstediğim gibi ne renk ezberlediğim için boyayabiliyorum. Ama benim için boyalar görüntü olarak beynimde hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece renkler benim için sıvı bir madde. Ama sıraya dizildiği için renk ismi alıyor. Bir de şunu söyleyeyim, bir görmezin koyu renkle açık rengi nasıl ayırdığı. Eğer bir metal üzerindeyse ve güneş altındaysa, koyu olanlar sıcak, beyaz olanlar soğuk oluyor. Bunu kendim bir köprünün üstünde yürüyordum. Şimdi yürüyorum, elimi demirde sürüyorum ya. Evet. Allah Allah, sıcak. Bir beton atlıyorum, öbür demire geçiyorum, soğuk. Bir beton atlıyorum, öbür demire... İlgimi çekti. Birisi geçiyorlara sordum. Dedim, bu ne renk? Kırmızı dedi. Peki bundan sonraki ne renk? Beyaz dedi. Anladım, yani bir fark var. O zaman koyu rengin sıcak olduğunu, açık renginde soğuk olduğunu öğrendim. Ya bir ellerimle hissettiğim bir şey bu boy hakkında. Evet. Ben bir de izleyenler vardır, bir video vardı, bir çalışma, bir bilim adamı, üçlü perspektifle ilgili. Hı hı. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? O çekimler, size bir maket vermişlerdi hatta. Evet. Hatta İngilizce konuşmuştu, he he demiştim. Ondan sonra yapayım dedim, o anlamadı.
John Kennedy, Toronto Üniversitesi'nden beni araştırma yaptı. O görmezlerin çizgi çizmesi üzerine bir profesör. Zaten adam ağladı. Çünkü neden ağladı? Ben tabii John'a soruyorum, niye ağlıyor ki? Ayağına mı bastım? 30 seneden sonra dünyada böyle bir insan vardı ve karşımda şu anda diye ağlamış. O başka bir hikaye. Şimdi beni Floransa'ya götürdüler. Ya nasıl olsa para vermiyorum, niye gitmeyeyim ki? Oh, gittim. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ya ben üç kaçışlı perspektifi çiziyormuşum. Ben söylemiyorum. Perspektifi çiziyormuşum da teknik bilgim yok ki. Yani üç kaçışlı perspektif çiziyormuşum, haberim yok. Şimdi orada bir bina varmış. 600 sene evvel Filippo Brunelleschi diye bir mimar. 600 sene evvel üç kaçışlı perspektifi bulmuş. Orada bir bina yapmış, o şekle göre işte bir bina, katedral mi, dini bina. Beni oraya götürdüler, meydana şey koymuşlar falan, bu Discovery Channel çekim yapıyor. Profesör götürdü koca bina, öyle köşeleri elletiyor falan, onu YouTube'da görebilirsiniz. Anlatıyor falan, diyorum ama anlıyorum ben duvardan, kocaman bina, ne bileyim ben. Neyse yerime oturdum da ne olacak diye bekliyorum. Bir maket getirdi, şöyle 8 köşeden oluşan silindir şeklinde, üstü sivri bir şekil verdi elime, gösterdi. 2 dakika, ben hemen binayı algıladım. Dedi ki, bunu 3 boyutta çiz. Tabii John şey yapıyor, İngilizce anlamıyorum. Tamam, çizerim dedim. Şimdi birinciyi çiziyorum, bekliyorum, hiç ses yok. İkinciyi çiziyorum, ses yok dedim, bir şey bekliyorlar ama herhalde başaramadım, yani rezil olduk gibi düşünüyorum. Üçüncüyü çiziyorum, son çizgiyi alttan köşeye birleştirdim. Allah, kıyamet koptu. Bravo, bravo, koptu kıyamet. John, ne yaptım ben? John'a soruyorum, John da bravo, bravo geldi bana. John, ne yaptım ya? Ya dedi, Eşref, ne yaptın? Zaten profesör sesli olarak hem ağlar biçimli böyle, bir sesli olarak insanlara bir şey bağırıyor. O John bana tercüme ediyor. Şu anda gördüğünüz Eşref Armağan'ın bu çizdiği şey 600 sene sonra dünyada görmez olarak çizen tek kişi şu anda çizdi diye. O da tabii benim için çok gurur verici bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.